Arkadaşlar merhabalar. Merhaba YouTube. Bugün size araçlarla ilgili bir insan olarak video üretmekteyim ve bu araçların oyuncak modelleriyle ilgili bilgi vereceğim. Diecast nedir? Konumuz bugün diecast olacak arkadaşlar. Bugün canlı olarak araç çekimi yapmıyoruz. Araçlarımızın tamamıyla oyuncak modellerini geleceğiz. Diecast özellikle 1919'da ilk olarak Amerika'da başlamıştır diecast olayı. Amerika'da araç firması aracın modelini yapmıştır. Bununla beraber başlayan bu akım günümüze kadar gelmiştir. Diecast'in en büyük özelliği aracın fabrika çıkışındaki verilerine göre, ölçülerine göre ve içindeki işçiliğe göre birebirinin küçültülmüş olarak oyuncak ya da model diyelim, model olarak üretilmesidir. Diecast'lerde modeller 1/24. Burada mesela 3 tane modelimiz var bizim şu an elimizde. BMW 507. Aracın orijinalinin 24'te 1'i küçültülerek detaylandırılıp üretilmesi. Burada 1/18 modelimiz var. Ve burada en küçük minyatür model diye geçiyor. 1/87 modelimiz var. Şimdi bu araçlar genelde Türkiye'de de üretilmekte. Türkiye'de www.diecast.com.tr'den bu araçları görebilirsiniz. Özellikle şu aracımız mesela BMW 190 SL model aracımız. Bayağı detaylı bir araç. Gördüğünüz gibi kapılar açılıyor. Direksiyon detayı, iç detayı, koltuk detayları, tavan çıkabiliyor. Kaputumuz açılıyor yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu araçlarda detaylara baktığınız zaman ne kadar çok detay varsa aracın maliyeti o kadar artıyor. Biz diecast'i Türkiye'de genelde alıp oynama şeklinde anlıyoruz ama bu alıp oynama aracı değil. Yani bunu alıp elinizle oynayamayız bununla. Bu hobi aracı, koleksiyon aracı. Bu diecast aracı ilk aracım benim evimdeki. Yaklaşık 12 yıldır vitrinde duran bir araç. O zamanlar bayağı fiyatları düşüktü bunların. Uygundu. Yani hakikaten bu hobi çok maliyetli ve yüksek meblağlarda para gerektiren bir hobi. Bu aracı o zaman 12 yıl önce aldığımızda çok uygun fiyat ama şu an şöyle bir araç. Neredeyse şu anda 4 tane rakamlara gelmiş durumda. Baktığınız zaman görürsünüz. Aracın ne kadar çok detay varsa araç o kadar parasal değeri artıyor. Biraz pahalı bir hobi. Ama tabi her erkeğin ya da her çocuğun gönlünde olan bir hobidir. Biz tabi toplum içerisinde şöyle bir algı var bizde. Genelde işte oyuncak araba alan erkekler işte çocuk musun daha halen arabayla mı oynuyorsun tarzında yaklaşım olabiliyor maalesef. Ama öyle değil. Kadınlar nasıl girip bir çanta mağazasına girdiğinde saatlerce vakit geçirebiliyorsa ya da ne bileyim takım mağazasına girdiğinde saatlerce vakit geçirebiliyorsa ben de bir erkek olarak ya da işte bir baba olarak, aile babası olarak oyuncak araçlara baktığımda onlardan keyif alıyorum. Ki zaten erkeklerin çoğu benim de olduğum gibi arabalarla ilgilidir. Şimdi burada bugün bu iki aracımızın detaylarını da göstereceğim ben size videoyla. Bugün bu Mercedes Benz W204 kasa station wagon aracın kutu açılımını göstereceğim. Arkadaşlar Almanya'dan özel üretim olarak geliyor. Gördüğünüz gibi üzerinde Mercedes logosu var. Etiketi var. Mercedes Benz C klas olarak geçiyor. Şimdi bu aracın kutuyu açtığımız zaman arkadaşlar bir de bu araçları özellikle kutulu aldığınız için ne kadar çok siz bunları kutusuyla karton kutu olur, işte plastik kutu olur. Muhafaza ederseniz o kadar değerini korursunuz. Çünkü bunlar koleksiyon aracı. Siz bunu bugün aldığınız miktar para verirsiniz, alırsınız. Daha sonra bir yıl sonra 3-4 katına satabilirsiniz. Bir de bu araçlar ne kadar eski modellerini ararsanız bulamıyorsunuz. Yani çok eski model Mercedes'in modeline baktığınızda daha pahalıya geliyor ve bulamıyorsunuz. Bulamadığınız sürece de aracın elde etme değeri artıyor. Arkadaşlar aracı şuradan çektiğimizde kutusunu falan da yıkmadan açmaya çalışıyorum. Bunu internetten ben tedarik ettim. Zaten fiyatları da pahalı oluyor biraz. Ama indirimle falan işte alabiliyorsunuz. Yani bu 3 haneli rakamlardaydı. Biraz işte düşük aşağılara aldık. Düştük takip ederek. Şöyle bakın arkadaşlar bunu çektiğim zaman burada çok şık böyle plastik dışarıdan izleme vitrini pencere var. Şimdi evet minik devi açıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Birinci sınıf kaliteli kutudan çıktı. Üzerinde yine Mercedes logosu var.
Görüyorsunuz Mercedes-Benz C-Class Estate yazıyor. Estate zaten seçim alan. Özellikle arazide hani altı kapalı tarzı geçiyor bu Estate'ler. Arazi modu olarak geçiyor. Buradan arkadaşlar bu kutuyu isterseniz vitrinizde bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Detay olarak şimdi açacağım içine. Abi insan heyecanlanıyor hakikaten. Çok şık çünkü ya. Birebir ölçü olduğu için. Genelde bu diecast modelleri plastik olarak üretiliyor ya da metal, alüminyum, çinko karışımı olarak üretiliyor. Bunu şimdi buradan tekrar açıyoruz. Bu arada kamerayla kızım çekiyor. Kızıma da çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu detaya bakar mısınız? Gel kızım bu tarafa. Detayı görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu aracın kapısı açılmıyor. Bagajı hiçbir şey açılmıyor ama bakın. Şu teker kısmı. Tekerlerin tarzı. Sonra bakın şuradaki yıldıza bakın. Yıldızı bile detaylı olarak yapmışlar. Görüyor musunuz yani? Detaylı. Çok ince işlikli yapılmış. İnce işlik arttıkça ve diğer kapı açılma olayları falan arttıkça bunun tabi maliyeti artıyor. Buradan alttan yine yayları var. Bakın burada Mercedes-Benz yazısı var. Yani şu detaylar. Gördüğünüz gibi kutuda bakın ne yazıyor. Kutuda Almanya üretim. Bunun Türkiye'de üretimini ben bulamadım. Bu Almanya üretim. 1/87 model olarak geçiyor. Üzerinde orijinal olduğunu gösteren Mercedes-Benz etiketi de var. Bu şekilde yani bunları elde etmek için tabii ki yüksek meblağ gerekiyor büyük modellerde ama mesela bu özellikle 1/18 modeller şu anda Türkiye'de yani 3 tane rakamlardan 4 tane rakamlara kadar gidiyor. Detaylar arttıkça ya da bunların garajını yapan arkadaşlar da var. Garaj yapımı işte 5-6 aracı alıp garaj yapıyor arkadaş. İşte benzinini koyuyor oraya. Ne bileyim pompacı maketi koyuyor. Bunları yaptıkça bunların tabii maliyetleri artıyor. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu C-Class 2018 model Estate modeli kutu açılışını yaptık. İlk defa açtım ben de bu kutuyu. Kargoda aldıktan sonra, kargodan geldikten sonra. Dediğim gibi kutusuyla muhafaza etmek önemli. Bunları da detaylı olarak şöyle gösterirsek biraz daha detaylı. İşte görüyorsunuz. Bu BMW 507 1955 model. İkisi de Mercedes ile BMW'de. İkisini de 55 model seçtim ben. Yani bunların ikisi 10-12 yıldır yaklaşık vitrimizi süslüyor. Bu da 190 SL yine. Biri BMW, biri Mercedes. Ama tabii ki tercih bende daha Mercedes'ten yanadır. Gördüğünüz gibi ikisi de gayet şık. Yani plakalar olsun, baskılar olsun işte yani. Bir de bunların altlarında etiketlerinde kaç tane üretildiği ve serinin kaçıncı aracı olduğu da yazıyor. Nadir bulundukça fiyat artıyor dediğim gibi. Görüyorsunuz kapı içleri falan, plastikleri falan böyle yumuşak yani şey değil, çok öyle hani sert plastik de değil. Far detayları çok güzel. Bakın şurada Mercedes emblemi falan, logosu falan hakikaten çok hoş. İşte bunda direksiyon dönüyor, tekerler bu şekilde, jantlar falan birebir gerçek arabaya dokunuyor gibisiniz. Lastikler yumuşak. Bu şekilde. Bu video serimizde bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Soracağınız olursa ben de bu konuya hani tamam 12-13 yıldır vitrinde duruyor bunları aldım ama yani çok vakit ya da maddi anlamda ayıracak şey de yok tabi. O yüzden arada dedim böyle arabayla ilgili arkadaşlar nasıl olsa videolarımızı izliyorlar. Bayanlar, erkekler. Paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.